1877 yılında devleti eline alan Abdülhamid, 1881'den sonra her dediğini yaptı. O dünya beşten büyüktür, yarım kaldı. O beş ülke var ya, birinin vetosuyla olmuyor. O günler o yediymiş. Düveli muazzam o demektir. Muazzam devletler. Ve Abdülhamid Han Osmanlı'yı dünyanın en büyük devletleri arasına soktu. Onun bir dediği iki edilmiyor. Çünkü o düveli muazzam. Beş devlet gibi aynı. Amerika kaç tarihinde kuruldu? 1774. Kaç tarihinde büyük devlet oldu? 1909. Ne oldu 1909'da? Abdülhamid Han tahttan indirildi 31 Mart vakasından sonra. Abdülhamid Han tahta bulunduğu süre zarfında Amerika'nın büyük devlet olmasını engelledi, hep veto etti. Maslahat güzarlığıyla idare ettiler. Büyük elçilik bitmiş, orta düzey memurlarla, katiplerle idare ettiler. Size bir tane daha bilgi, neden Avrupa bizimle uğraşıyor? Hiç uğraşmadığı zamanlar oldu mu? Avrupa'nın bizimle uğraşmadığı zamanlar oldu mu? Oldu. Cevap vereyim ne zaman? Patates, soğan üretip Almanya'dan televizyon aldığımız, ben Fatihliyim. Fatihli bu Ahmet'e, Ümraniye deyince aklına ne geliyor dendiğinde, patlayan ekinbaşı çöplüğü dediğim günlerde, Türkiye çok cici bir ülkeydi. Türkiye'nin başbakanını büyük devletlerin başkanları yanağını okşayarak seviyorlardı. Büyük devletlerin başkanları koltuğun sırtına oturur. Türkiye'nin başbakanı da onun önünde bir memur gibi durur. Yanağını sevdirirdi. O günlerdeki Türkiye çok sevimli bir ülkeydi. Turizm patlaması yaşanırdı. Her taraf turist kaynardı. Ama o gün biz patates ve soğan üretiyorduk. Televizyon alıyorduk. Ne dedi Necmettin Erbakan? Ne zaman bu ülke patates ve soğan üretmeyi bırakıp motor üretmeye başladı? İşte o zaman problem olma. Devrim arabalarından bahsediyor. Yine bir adam, yine bir öldürülmüş yerli ve milliden bahsediyor. Adnan Menderes döneminden. Sevgili dostlar, Müslüman feraset sahibidir. Abdülhamid Han dönemini iyi bilmemiz gerekiyor. Dediler ki, Abdülhamid Han'ın askerleri kendisine isyan eden gençleri öldürdü. Bir dakika. Gençler ölmüşse çocukları öldürülmüş annelerin olması gerekiyor. Nerede bu anneler? O anneleri çıkmadı. Sonra bir adam çıktı. Yine aynı şeyleri yaptı. Birazdan geri döneceğim. 1957 yılında yine öğrenciler harekete geçti. Hürriyet denilen gazete başlık attı. Menderes'in tankları Kızılay Meydanı'nda 100 genç ezdi. Şimdi 100 genç ezdiyse 100 ölü olması gerekiyor. Nerede bunlar? Yok. Anneler olması gerekiyor. Nerede bunlar? Yok. Peki ölüler nerede? Aynı Hürriyet 2 gün sonra bir başlık attı. Menderes'in veterinerleri ve ziraat mühendisleri, fantaziye bakın, 100 tane ölü gencin cesedini çim biçme makinalarında biçip kırlara, bayırlara yaydılar. Hakikaten fantazi. Sonra onların torunları, kesin bilgi yayalım, Gezi Parkı'nda Tayyip'in tomaları 16 genç ezdi. Haberler aynı değil mi? Hatalar tekerrür ediyor. Sevgili dostlar, Abdülaziz Han yerli milli dedi, asıl bilekleri kesildi, öldürüldü. Abdülhamid Han yerli ve milli kadrolar dedi, Avrupa'ya kafa tuttu. Ben dedi, bu coğrafyaya hakim benim dedi, ümmet dedi, kardeşlik dedi, Avrupa'nın hiçbir dediğini yapmadı. Suikaste maruz bıraktılar, beceremediler. Öldürmeye çalıştılar, beceremediler. Ne yaptılar? Yetiştirdikleri, Türkiye'nin içinde yetiştirdikleri doktor, hakim, savcı, asker yaptıkları ekibe ezdirdiler ve görevden aldırdılar. Bize bu çok şey geliyor değil mi? Tanıdık geliyor. Ardından bir adam geldi. Mehmet Reşat. Basiretsizdi. 65 yaşındaydı. Lakabı Dolmabahçe Noteri'ydi. Enver Paşa'nın getirdiği her
evrakı imzalamasıyla meşhurdur. Hiçbir şerhi yoktur. Hiç itirazı yoktur. Dolmabahçe noteri Abdülhamit dedi ki, beni tahttan indirenler bu ülkeyi benden sonra 10 yıl idare etsin, 100 yıl idare etmiş gibi sevinsin. Ne oldu? 9. yılda bu ülke battı. Gazeteler başlık attılar. Abdülhamit Han aslında münafıktı. Biz bu başlığı gördük mü? Bir gün gazetesi başlık attı. Recep Tayyip Erdoğan aslında münafıktır. Dediler ki, Abdülhamit Han paralarını Avrupa'ya kaçırıyor. Bu başlığı gördük mü? Dediler ki, Abdülhamit Han çok fazla yolsuzluk yapıyor. Biz bunu gördük mü? Abdülhamit Han hakkında, bak bir şey söyleyeyim mi? Bugün, bir gün, Sözcü, Evrensel, Cumhuriyet, Hürriyet, alın bu gazeteleri önünüze, bakın başlıkları, kesinlikle onun karşılığı Abdülhamit zamanında vardır. 100 yıllık teraneyi tavsiye ediyorum bu arada. Arkadaşımdır çıkartan ün. O kitabı lütfen okuyun. Orada 100 yıl evvelki gazete başlık manşetleriyle bugünkü manşetleri birebir karşılaştırmış. Ardından indirdiler. Başarılı oldular. Dikkat! En arkadaki kardeşime kadar söylüyorum. Dikkat! 16 büyük devlet kurduk. Şimdi 17.sindeyiz. Allah'a duam her katıldığım programda, her kıldığım namazda Allah'a duam şudur. Ya Rabbi sen devletimi, bayrağımı, milletimi payidar eyle. Kıyamete kadar bizi muzaffer eyle. Memleketimde devletimi her zaman ayakta tut. Çünkü bu devlet ne demektir? Söyleyeyim mi ne demektir? Ben biraz geziyorum. Bu kardeşiniz, bu abiniz biraz geziyor. Geçen sene Moritanya'daydım. Rabbim buna şahit olsun. Rabbim şahit olsun. Türkiye ne kadar büyük siz bunu anlamıyorsunuz. Yani çünkü burada yaşıyorsunuz. Dışarıya çıkıp bakmak lazım Türkiye ne kadar büyük. Rabbim şahit olsun. Moritanya'da şöyle bir hadise yaşadım. 6 saatte gidiliyor Moritanya'ya. 6,5 saatte indik. Bizi böyle bir 100 metre ileriden bir öğrenci grubu karşıladı. Ellerinde telefonlar böyle yapıyorlar. Ne olduğunu anlamadık. Yanlarına gittiğimizde gördüm ki 15 Temmuz klipleri çalıp Arapça bize klip dinletiyorlar. Aramızda 100 metre var 15 Temmuz. Moritanya'daki en çok dinlenen, en çok telefonlara yüklenen telefon müziği ne biliyor musunuz? Dombura. Moritanya Dombura dinliyor. 4x4 jipe bindik. 3,5 saatlik bir yolculuktan sonra Büyük Sahra Çölü'nün ortasına geldik. Güney Afrika'nın, Orta Afrika'nın okyanus tarafındayız. Senegal sınırındayız. Bir çöl, 60 derece sıcaklık, bir çadır. Çadırın içinde bir amca yatıyor. 70'li yaşlarda yatıyor, bildiğin yatıyor. Bizim Türkiye'den geldiğimizi söyledi rehber. Ayağa kalktı. Sağ işaret parmağını havaya kaldırdı. La ilahe illallah dedi. Sonra bir şeyler söyledi. Rehber gülmeye başladı. Yapma ya dedi. Dedik ki abi ne diyor bu ihtiyar? Dedi ki, diyor ki Moritanya düşerse Moritanya düşer. Cezayir düşerse Cezayir düşer. Türkiye düşerse ümmet düşer. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Moritanya'nın çöllerinde yaşayan 70 yaşındaki bir ihtiyarın vallahi billahi duası budur. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Türkiye düşerse ümmet düşer. Sonra biz bu amcaya tam yarım saat Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu, halife olmadığını anlatmaya çalıştık. Adam Recep Tayyip Erdoğan'ı halife-i müslümin zannediyor. Zannetmiyor. Öyle görünüyor dışarıdan. Bu rahatsızlık zaten bundan.